Yiyeceksin, ye, ye, ye. Biz kaymak kaymak yemiyor musun? Hayvancılığa 88'de bir mandayla başladık. Bir tane vardı. O üredi, üredi, üredi. 30, 40, 60, 70, 80'e kadar çıktık. Süt az olduğu için yetiştiremiyoruz. Yem vermediğimiz için yetiştiremiyoruz. Talep çok aslında. 100 kilo da olsa satarız. Arayan çok. Dışarıdan arayan oluyor. İstanbul, Çerkezköy, Kapaklı, Vize, buralara çok veriyoruz. Ama besinde zorlanıyoruz. Manda sütü çok ayrı. Bütün sığır olsun, keçi olsun, hepsinden manda sütü daha değerli. Bir de bizim sütümüz organik. Yem vermiyoruz, bir şey vermiyoruz. Organik olduğu için zaten millet bu kadar yoğunlaştı buraya. 86'dan beri biz bu sütü veriyoruz. Herkes de memnun. Bu kaç sene oldu hiç şikayet gelmedi. Özellikle yani buradan alıyorlar sütü. Kaymağı güzel, peyniri güzel. Günde 30 kilo. 30 kilo. O da yani yalnız otluyorlar. Yem falan vermiyoruz. Yem yemiyorlar. Yalnız otluyorlar. O kadar süt alıyoruz. Oluyor ama biz alıştık artık. Makinemiz kuruk ama biz yine elle sağıyoruz. Eller sağıyoruz biz. Hala elle sağıyoruz. 20 tane, 25 taneye kadar hep elle sağıyoruz. Alıştık artık biz ona. Zor gelmiyor. Çok hevesliydim ben bunları. Çok seviyorum. Onun için bu kadar da yani bu kadar sene de baktım. İlk zamanlar düşündük satalım, şey yapalım. Yapamam dedim, ben onlarsız yapamam. Yine de satıyor, eşim satıyor öyle 2 tane 3 tane yine de satıyor ama yine de diyorum hep satsam bir tane bırakacağım herhalde. Onlarsız yapamam, çok alıştım ya. Çünkü biz çocukluğumuzda da babamlarda da vardı. Biz alışıkız. Ben 17 yaşında evlendim. 17 yaşımdan hep bunlarla.